Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ben Uğurhan Türker. Bugün sizlerle Galatasaray'ın transfer gündemini ve Galatasaray'la alakalı son dakika gelişmeleri konuşmaya, anlatmaya çalışacağımız bir yayına daha başlıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde hatırlatmamızı yapalım. Arkadaşlar lütfen kanala abone olup bildirimleri açalım. Onun haricinde hızlı bir şekilde videoya bir beğeni bırakalım. Çünkü videoyu muhtemelen ilk gösterim olarak izliyorsunuz. Dolayısıyla da video başlamadan, daha doğrusu konularımıza geçmeden lütfen bir like bırakalım. Onun haricinde diğer konularımızdan da bahsedeyim. Biz bir çekiliş yapıyoruz. 3 adet GS Store'dan tişört hediye edeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla kanala katıl üyesi olarak bu çekilişe de katılma hakkı kazanabilirsiniz. Zaten detayları Twitter hesabımda paylaşımını yapmıştım. Oradan takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Hızlı bir şekilde videomuza geçiş yapalım. Evet dostlar, sizlere anlatacağım ilk konu Galatasaray'ın futbolcusu Mustafa Muhammed'in satış süreciyle alakalı gelişmeleri anlatmaya gayret edeceğim. Mustafa Muhammed bildiğimiz üzere geçtiğimiz günlerde 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu kullanarak Zamalek kulübüne bu parayı Galatasaray'a yatırdı ve oyuncunun opsiyonunu kullanmış oldu ve Haziran 2025 yılına kadar da oyuncuyla kontrat imzalandı. Yani 3 sezonluk bir kontratı var oyuncunun Galatasaray'la. Tabii ki Galatasaray oyuncuyu şu an mevcut şartlarda teklifler geldiği takdirde satmayı planlıyor. Burada bir herhangi bir problem yok. Zaten Okan Hoca'nın da yapısal olarak baktığımızda hem Buffett'in bir gomisi, hem Mbaye Diagne, hem de Mustafa Muhammed'i eğer gönderilme ihtimalleri varsa takımda düşünmediğini söylemek mümkün. Okan Hoca'nın kafasındaki plan santrafor mevkisini yeniden kurmak tarzındaydı ama maalesef bu 3 futbolcudan herhangi birini şu ana kadar gönderme şansımız olmadı. Ama gönderildikleri takdirde kesinlikle Galatasaray takviyeler yapacak. Forvet takviyesi de yapacak. Burada herhangi bir problem yok. Mustafa Muhammed'in zaten Fransa basınında, Fransız futbol takımlarında Lig 1 bazı düşündüğümüzde çok ciddi şekilde piyasası olduğunu dile getirmiştik. Hatta Galatasaray transfer olmadan önceki süreç içerisinde Saint-Étienne ile Galatasaray arasında çok ciddi şekilde bu transfer için çekişme yaşandığını o günün şartlarında, o günün zamanında konuştuğumuzu hepimiz biliyoruz. O günü çok net şekilde hatırlıyor birçok arkadaşımız. Dediğim gibi o günün şartlarında zaten Fransız takımlarının çok ciddi manada ilgisini çeken futbolcuydu. Bugün de benzer durum yine söz konusu. Son olarak oyuncuya talip olan takım Fransa Lig 1 takımlarından Toulouse olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray'ın belirlemiş olduğu bir bedel var. Bu bedel gelmeden Mustafa Muhammed'in transferine onay vermeyi düşünmüyor Galatasaray. Çünkü kiralama bedeli ve artı opsiyonu kullandığımız takdirde Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolarlık bir opsiyonu vardı. Onun ayrıca kiralama bedeliyle beraber 5,5 milyon dolara yakın bir maliyet oldu Galatasaray'a. Dolayısıyla Galatasaray'da bir bonservis ücreti belirledi. Belirlemiş olduğu bonservis ücreti de 7-8 milyon euro bandında. Bu 7-8 milyon euroluk teklif gelmediği takdirde Galatasaray Mustafa Muhammed'i göndermek istemiyor. Bu teklifi Galatasaray bekliyor diyebiliriz. Toulouse'dan bu teklif gelir mi? Rakamsal boyutlar nasıl olur? Tabii ki şu an için kestirmek güç ama Galatasaray'ın demiş olduğum gibi belirlemiş olduğu bedelin altındaki teklifleri kesinlikle değerlendirmeye almayacağını düşünüyorum. Toulouse takım olarak zaten çok üst düzey bir takım değil. Dolayısıyla da takım kalitesi olarak da çok üst düzey bir takım değil. Mustafa Muhammed gittiği takdirde, Toulouse'a transfer olduğu takdirde forvet rotasyonunda kesinlikle birinci adam olacaktır. Zaten istenme sebeplerinden birisi de bu. Direkt doğrudan Ligue 1 oynayabilecek bir futbolcu Fransa Ligue 1'de Toulouse formasıyla. Dolayısıyla transfer görüşmeleri başlamış durumda. Süreç devam ediyor. Yeni bilgileri, ekstra bilgileri size anlatmaya gayret edeceğim. Rakamsal boyutları da öğrenmeye çalışıyorum. Dediğim gibi yeni bilgiler oldukça onları da detaylı bir şekilde konuşuruz sevgili dostlar. Menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen futbolculardan bir diğeri de Sırp futbolcu Matija Nastasić olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncu ben ismini ilk olarak duyduğumda kesinlikle Schalke performansı, Schalke'deki oynamış olduğu dönem aklıma geliyor. Oyuncunun şu anki kulübü Fiorentina. Oyuncunun 2023 yılında, Haziran 2023 yılında kontratı bitecek ve geçtiğimiz sezon performansına baktığımızda sadece 6 maçta oynamış bir futbolcu. Ayrıca Nastasić için ciddi manada sakatlık problemleri olduğu da biliniyor. Ciddi sakatlık problemleriyle boğuştu kariyerinde.
bu manada problemler yaşadığını biliyoruz. Oyuncu 29 yaşında ve dediğim gibi menajer önerisi olan bir futbolcu. Galatasaray'dan istemiş oldukları ücret Fiorentina kulübü bedelsiz olarak bırakabileceğini söylemiş durumda. Çünkü zaten sözleşmesi bitecek. Bu senede maaş bazlı 1,5 milyon euro civarında bir maaş ödemeleri gerekiyor. Dolayısıyla da bu maaştan kurtulmak adına oyuncuyu bedelsiz olarak gönderebileceklerini iletmiş durumdalar. Zaten geçtiğimiz sezon yani 21-22 sezonunda Matija Nastasić'i toplamda 6 maçta oynatmışlar. Yani koca sezonda sadece 6 maçta süre bulmuş bir futbolcudan söz ediyoruz. Dolayısıyla da Fiorentina 1,5 milyon euro maaştan kurtulmak adına seve seve bedelsiz olarak verebileceğini Galatasaray'a iletti. Zaten menajerler aracılığıyla önerildiğini söylemiştik. Sol ayaklı bir futbolcu ama Galatasaray'ın da veto ettiği bir futbolcu arkadaşlar. Okan Hoca kesinlikle bu transfere onay vermemiş durumda. Bir, oyuncunun kesinlikle çok ciddi manada sakatlık problemleri yaşaması. İkinci durumda ekonomik olarak oyuncu tarafının Galatasaray'dan 1 milyon 750 bin euro civarında bir maaş talebinin olması. Dolayısıyla da Galatasaray kesinlikle bu transfere onay vermedi. Daha doğrusu Okan Hoca bu transfere onay vermedi diyebiliriz. Galatasaray stoper mevkisi için çalışmaları devam ediyor. Liste başındaki olan ismin defaatle Jason Dreyer olduğunu dile getirmiştik. Jason Dreyer ile alakalı Galatasaray maaş bazlı indirime gitmesini talep ediyor. Aslında Markao transfer süreci biraz daha yüksek rakamlara, biraz daha peşinat olarak yüksek rakamlara bitebilmiş olsaydı Galatasaray'ın Jason Dreyer için planlamış olduğu rakamlar biraz daha yukarıdaydı. Yani çok daha rahat bir şekilde, çok daha kısa süre zarfında bu transferi Galatasaray bitirebilirdi ama Markao transfer sürecinde rakamlar biraz daha aşağı düşünce Galatasaray çok daha istemiş olduğu rakamları yakalamayınca, en azından peşin ücret olarak yakalayamayınca dolayısıyla Jason Dreyer transferindeki maaş beklentisini ve Galatasaray'ın teklif etmeye hazırlandığı maaşı da dolayısıyla aşağı çekmek durumda kaldı. Bundan mütevellit de transfer süreci şu an biraz daha uzuyor. Jason Dreyer için Galatasaray uğraşmaya devam ediyor. Görüşmeler tekrardan yapılacak. O görüşmelerden sonra transfer süreci biraz daha şekillenecek. Ama dediğim gibi Okan Hoca'nın şu an stoper mevkisi için onay vermiş olduğu liste başındaki isim yabancı stoper olarak Jason Dreyer. Ayrıca Jerome Boateng ismini de defaatle konuşmuştuk. Jerome Boateng'in de Okan Hoca tarafından çok sıcak bakılmadığını, veto edildiğini söylemek doğru olmaz ama çok sıcak bakılmadığını ve eğer bu rakamlara çıkabiliyorsa, yani 2 milyon euro civarında bir maaş beklentisi var Boateng'in. Eğer bu rakamlara çıkıyorsak bedelsiz ve daha genç olan Jason Dreyer'ı alalım tarzında bir düşüncesi var Okan Hoca'nın. Dolayısıyla da Jerome Boateng isminde o ihtimalinde çok çok düşük olduğunu söylemek mümkün. Galatasaray Jason Dreyer için uğraşmaya devam edecek. Bu transferi tamamlamaya çalışacak. Orada o transferi tamamlarsak önümüzdeki seneki stoper kurgusunda Jason Dreyer, Victor Nelson ikilisini görmemiz çok çok muhtemel. Dediğim gibi çok ciddi manada uğraş var. Cenk Ergün de bu transferle bizzat ilgileniyor. Dolayısıyla oyuncuya Avrupa'dan da talipler var ama Galatasaray oyuncunun önceliği. Ama tabii ki rakamsal boyutlar çok çok önemli de bu tarz transferlerde. Oyuncu her ne kadar şu an bedelsiz olmasına, 26 yaşında olmasına rağmen, Belçika milli takımının as stoperlerinden birisi olmasına rağmen Galatasaray'ı beklemeyi tercih etmiş futbolculardan birisi. Markao satış sürecini bekledi. Şu anda menajeriyle Galatasaray arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor diyebiliriz. Ben de bekliyorum arkadaşlar. Süreci de yakından takip ediyorum. Çünkü Jason Dreyer yaşı itibariyle geldiği takdirde hem Galatasaray'a bedelsiz olarak geleceğini düşünüyoruz. Yani bu şekilde transfer olacağını bildiğimiz için çok değerli bir transfer olacağını düşünüyorum. Çünkü aldığınız takdirde 26 yaşında futbolcu 2-3 sezon oynattıktan sonra bile tekrardan Avrupa'ya ya da farklı bir ülkeye, farklı bir Arap Yarımadası'na dahi satabileceğiniz çok ciddi bonservis ücretleri tekrardan kazanabileceğiniz yapıda bir futbolcu. Dolayısıyla bu tarz futbolcu bedelsiz olarak transferini kaçırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Süreci çok yakından takip ediyoruz. Ekstra bilgileri sizlere aktarmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Evet, tekrardan şimdi sizlere Galatasaray'ın çok uzun bir süredir gündeminde yer alan, hatta eski başkanımız Burak Elmas döneminden beri gelen bir transfer sürecinden bahsetmeye çalışacağım. Bahsini geçirdiğim futbolcu yine Galatasaray'ın tekrardan gündemine geldiği konuşulan ve benim de yeniden araştırma gereği duyduğum Xhaka transferi, namı değer Miguel Rocha diyebiliriz. Miguel Rocha, daha doğrusu Xhaka, Galatasaray'ın tekrardan gündemine girmiş durumda.
Galatasaray'ın oyuncuya ilgisi devam ediyor ama rakamsal boyutlar çok çok farklı noktalarda diyebilirim arkadaşlar. En azından çok ucuz yollu bir futbolcu olmadığını söylemek mümkün. Yani baktığımız zaman beklentiyi Galatasaray yönetimi çok çok yukarıya çekti. Ve bahsi geçen futbolcuların maliyetlerinin de yıllık maaş bazlı düşündüğümüzde 4-5 milyon euro bandında olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama Miguel Rocha'nın da çok çok aşağısında olmadığını söylemek mümkün. Şu şekilde rakamları açıklayayım sizlere sevgili dostlar. Oyuncu Galatasaray'dan bedelsiz bir transfer olduğu için ve oyuncuya hem Arabistan'dan hem Çin'den hem de Avrupa'dan birçok kulübün resmi olarak teklifi ve ilgisi var. Oyuncu 27 yaşında, geçtiğimiz sezon 31 maçta 4 gol 1 asist yapmış bir futbolcu ve Galatasaray'dan istemiş olduğu rakam 2 milyon 800 bin euro yıllık ücret. Onun haricinde 2 milyon euro da imza parası beklentisi var. Rakamsal boyutlara baktığımızda çok uygun bir transfer olduğunu söylemek mümkün olmaz. Yani uygun derken şundan bahsediyorum. Yani rakamsal boyutları işte 1 milyon, 1,5 milyon euroya alabileceğiniz futbolcu değil. İstemiş olduğu rakamlar dediğim gibi 2 milyon 800 bin euro yıllık ücret artı 2 milyon euro da imza ücreti beklentisi var. Ayrıca imza ücretinde direkt birinci sezondan peşin olarak istediği ve kesinlikle senelere bölerek her sezon başında ödeme ihtimalini ortadan kaldırıyor. Ayrıca menajerlik ücretleri de ekstra olarak tabii ki bu transferde yük olarak görünüyor. Dediğim gibi maliyet olarak baktığımızda Goye ya da Ndombele gibi isimlerden maliyet olarak çok da aşağıda olduğunu söylemek mümkün olmaz. Dolayısıyla akıllara şöyle bir soru geliyor tabii ki. Madem böyle, madem biz şaka için bu ücretleri ödeyeceğiz, bu maliyetlere çıkacağız, neden Goye'ye de Ndombele'yi zorlamayalım? Zaten dediğim gibi süreç bu şekilde ilerliyor. Galatasaray'ın birinci transfer hedefi orta saha. Nasıl stoperde birinci transfer hedefinin Jason Dreyer olduğunu söylüyorsam, orta sahada 6 numara ve 8 numara için birinci transfer alternatifi de kesinlikle İdrisse Gueye arkadaşlar. Galatasaray İdrisse Gueye için çalışmalarını devam ettiriyor. Bu transfer sürecinden Galatasaray hala vazgeçmiş değil. Transfer süreci devam ediyor dediğim gibi. Yakın zamanda Paris Saint Germain ile İdrisse Gueye arasındaki süreç biraz daha sürecek gibi. Bu süreç tamamlandıktan sonra Galatasaray'ın transfer sürecine tekrardan dahil olup bu transferi tamamlamaya çalışacağını net şekilde biliyorum. Bunu zaten defaatle dile getirdik. Yani olumsuz bir durum yok. Dolayısıyla ben de doğal olarak bu soruyu soruyorum. Yani maliyet olarak senelik ücret bazlı birinci sezonda doğrudan 4 milyon 5 milyon eurolara çıkacak bir şeka transferindense neden İdrisse Gueye transferine ya da bir sezonluk Ndombele'yi kiralık olarak transfer etmeye çalışmayalım. Çünkü baktığımız zaman kalite ve kalibre olarak hem Ndombele'nin hem de İdrisse Gueye'nin gerisinde bir futbolcu şaka. Dolayısıyla maliyet olarak da çok ciddi maliyetler bunlar. Ben çok doğru bir transfer olacağını düşünmüyorum. Zaten maliyet olarak da şu an Galatasaray'ın teknik direktörümüz Okan Buruk'un ve diğer yöneticilerin de bu maliyetlere çıktıktan sonra farklı futbolculara yöneliriz tarzında bir düşüncesi var. Dolayısıyla ben şaka transfer ihtimalini çok yüksek görmüyorum sevgili dostlar. Hemen gelelim milli futbolcumuz Kaan Ayhan'ın transfer sürecine sevgili dostlar. Kaan Ayhan belli bir süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığını ve Galatasaray'ın da bu futbolcunun transferini kira artı opsiyon formülüyle çözmeye çalıştığını dile getirmiştik. Ama Sassuolo kulübü kesinlikle kira artı opsiyon formülünü istemiyor. Doğrudan bir bonservis beklentisi içerisinde. Bu bonservis beklentisi de 5-5,5 milyon euro bandında olduğunu dile getirmiştik. Galatasaray yeni bir teklif hazırlığında ve bu sefer kesinlikle kira artı opsiyon formülü değil, doğrudan bonservisle alma formülü devreye sokmak istiyor. Galatasaray tabii ki 5-5,5 milyon euroları çıkmak yerine Galatasaray'ın teklif etmeye hazırlanmış olduğu rakam 2,5-3 milyon euro bandında olduğunu söyleyebilirim sevgili dostlar. Zaten Sassuolo kulübünün Kaan Ayhan'ı almış olduğu bedeller de bu civardaydı. Galatasaray bu bedeli tekrardan Sassuolo kulübüne geri ödeyerek Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmaya çalışacak. Milli futbolcu 27 yaşında, 1.85 boyunda, sağ bek, stoper. Asıl mevkisi stoper ama kariyerinde geçmiş yıllarda, daha önceki genç dönemlerinde hem ön libero hem de 8 numara olarak orta saha, merkez orta saha olarak oynadığı sezonları, maçları biliyoruz. Dolayısıyla da birçok mevkide oynaması açısından da hem de Türk olması anlamında joker futbolculardan birisi olacak. Dolayısıyla baktığımız zaman eğer 3 milyon euro civarına Kaan Ayhan alabiliyorsanız almanızın doğru olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi hem ön libero'da zaman zaman kullanabileceğiniz, hem sağ bekte kullanabileceğiniz,
hem de stoper mevkisinde de sıkıştığınızda Türk'e ihtiyacınız olduğunda, Türk futbolcuya ihtiyacınız olduğunda kullanabileceğiniz futbolcu. Galatasaray ile Kaan Ayhan arasındaki görüşmeler de devam ediyor. Galatasaray'ın Kaan Ayhan için düşünmüş olduğu bedel 1,4 milyon euro civarında. Yani oyuncu tarafına ödenecek maaş anlamında 1,4 milyon euro civarında. Zaten oyuncunun orada kazanmış olduğu bedel de aşağı yukarı aynı. Yani 1,5 milyon euro civarında kazanıyor Sassuolo kulübünden. Galatasaray'ın da bu rakamları kabul ettirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Kaan Ayhan Galatasaray'a gelme konusunda herhangi bir problemi yok. Galatasaray eğer şartları Sassuolo kulübüyle anlaşırsa Kaan Ayhan Galatasaray'a transfer olmayı düşünüyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Beşiktaş'ın da ilgisi var futbolcuya. Beşiktaş da direkt doğrudan bonservis ücreti ödeyerek almayı düşünüyor oyuncuyu. Çünkü zaten dediğim gibi Sassuolo kulübü kesinlikle kira artı opsiyon formülünü istemiyor. Mert Müldür için de benzer transfer süreçlerini konuşmuştuk. Kaan Ayhan için de benzer bir transfer süreci söz konusu. Yani kira artı opsiyon formülünü Sassuolo kulübüyle devreye sokma ihtimali çok çok düşük. Dediğim gibi Beşiktaş'ın da ilgisi var, Galatasaray'ın da ilgisi var. Oyuncunun menajerinin Beşiktaş'ta birkaç futbolcusu da var aynı zamanda ama Galatasaray'la da net şekilde görüşmesi olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray eğer oyuncu tarafına maaşı kabul ettirirse Sassuolo kulübüyle de görüşmelerini tekrardan hızlandırmaya çalışacak. Okan Hoca'nın da transferi onay verdiğini söyleyeyim sevgili dostlar. Dediğim gibi onay verme sebepleri de birçok mevkide oynayabilen bir futbolcu olması ve Türk olmasından mütevellit. Maliyet olarak da çok ciddi böyle 6 milyon eurolara çıkan maliyetler olmadığı sürece bu transfer bence makul görünüyor. Transfer sürecini dediğim gibi bekliyoruz. Eğer yeni bilgiler olursa, ekstra bilgiler olursa onları da sizlere anlatmaya, aktarmaya devam edeceğim. Evet dostlar, sizlere anlatacağım bir diğer transfer süreci de dün Galatasaray'ın gündemine geldiğini söylediğim ve transfer ile ilgili bazı detaylar verdiğim Amadou Diawara transferi. Amadou Diawara transferiyle alakalı dün rakamsal boyutlarda çok fazla bilgim yoktu. Bugün öğrenmeye çalıştım ve o rakamsal boyutları da transferin gidişat sürecini de anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. Amadou Diawara dediğim gibi çok ciddi manada Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan futbolculardan birisiydi. Çok uzun süredir de Galatasaray'ın ilgisi vardı bu futbolcuya. Hem geçtiğimiz yaz transfer döneminde hem de aynı zamanda aynı sezonun yani 2021-2022 sezonunun devre arasında da oyuncu Galatasaray'ın transfer gündemine gelmişti. Ama öyle ya da böyle transfer tamamlanamadığı için doğal olarak Galatasaray diğer alternatiflerden birisi olan Erik Bulgar'a imza attırmıştı Ocak ayında. Oyuncu o zaman Galatasaray'a gelmeyi çok arzu etmemişti. Şu an için durum biraz daha farklı. Çünkü artık Roma'da bir geleceği olmadığının farkında oyuncu. Özellikle Napoli'den transfer olduktan sonra Napoli'deki performansı tabii ki çok çok daha iyiydi. Napoli'den Roma'ya geçtikten sonra Jose Mourinho ile çok fazla yıldızı barışamayan futbolculardan birisi. Geçtiğimiz sezon baktığımızda bütün kulvarlarda hem Serie A hem İtalya Kupası hem de Konferans Ligi finaline kadar giden takımda totalde toplamda maalesef 8 maçta süre bulmuş bir futbolcudan söz ediyoruz. Dolayısıyla da baktığımız zaman Roma her manada bu transferde kolaylık sağlayabileceğini söyledi Galatasaray'a. Eğer Galatasaray oyuncu tarafıyla anlaşabilirse Roma'da herhangi bir problem çıkacağını düşünmediğimi söyleyeyim. Roma hem kiralık transferi yani kira artı opsiyonlu formüle hem de doğrudan bonservisli formüle onay verebilir Galatasaray eğer rakamsal boyutlarda anlaşma sağlarsa. Gelelim oyuncu tarafının Galatasaray'dan istemiş olduğu ücretlere. Oyuncu tarafı eğer doğrudan kiralık olarak transfer olursa 2,7 milyon euroluk maliyetini Galatasaray'ın karşılamasını istiyor. Yani herhangi bir maaş feragatına gitmeyi düşünmüyor. Roma'dan yıllık aşağı yukarı 2,7 milyon euro civarında bir kazancı var. Bu kazancı bir sezon kiralık olarak Galatasaray'da transfer olursa Galatasaray'ın karşılamasını istiyor. Yani herhangi bir maaşta feragata gitmek durumu yok. Onun haricinde Galatasaray doğrudan bonservisini alırsa bu futbolcunun yani bonservis ücreti ödeyerek Galatasaray alırsa bu sefer maaş beklentisi Galatasaray'dan 3,5 milyon euro civarında olduğunu söyleyeyim. Sevgili dostlar tabii ki bu sefer daha uzun süreli kontrat imzalayacağı için oyuncu da kariyer bazlı düşündüğü için tabii ki maaş beklentisini yukarıya çıkarmış durumda 3,5 milyon euro civarında bir maaş beklentisi var. Galatasaray oyuncunun bonservisini alabilirse Galatasaray'ın düşünmüş olduğu rakamlar yani bonservisli Galatasaray bu oyuncuyu transfer ederse Sergio Oliveira'ya verilmiş olan maaş olan 2,5 milyon euro civarında bir maaşla bu transferi kapatmayı planlıyor. Tabii ki işin bir de Roma boyutu var. Roma'nın istemiş olduğu bonservisler 4-5 milyon euro bandında. Her ne kadar kullanmamış oldukları futbolcu olsa da şu an Haziran 2024 yılına kadar dediğim gibi kontratı olan bir futbolcu. Dolayısıyla da
piyasası olan bir futbolcu. Şu an Avrupa'dan farklı talipleri olan bir futbolcu. Aynı zamanda 24 yaşında, aldığınız takdirde eğer performans verirse tekrardan alıp satmaya müsait olan bir futbolcu. Ben Amadou Diawara'yı beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Ön libero'da çok fazla riske girmeyen, basit oynamaya çalışan, al-ver yapan ama mücadele gücü yüksek, sert yapıda bir futbolcu. Dolayısıyla top kapma yetisi de oldukça yüksek. Mücadele gücü de yüksek olduğu için ben orta sahada, Galatasaray'ın orta sahasını derleyip toparlayacak, o Galatasaray orta sahasında uzun zamandır aradığımız ve ihtiyacımız olan sertliği de sağlayabilecek kalitede futbolcu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla eğer gerçekleşirse mantıklı bir transfer olacağını söyleyebilirim. Rakamsal boyutları, dün transfer sürecinden bahsetmiştim. Bugün de rakamsal boyutları anlatmaya çalıştım. Ekstra bilgileri, detayları tekrardan konuşuruz arkadaşlar. Şimdi gelelim çok uzun zamandır Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul eden ve bugün de İtalyan basınında yer alan haberlerle birlikte Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen João Pedro transferindeki detayları anlatmaya arkadaşlar. João Pedro'nun menajerinin çok ciddi manada çok iyi çalıştığını söyleyeyim sevgili dostlar. Çünkü baktığınız zaman bu kadar gazeteciyi kullanabilmek, bu kadar farklı yerlerden haber çıkararak istemiş oldukları paraları almaya çalışmak herkesin harcı değil. Bu manada da çok tebrik ediyorum kendisini. Her ne kadar yapmış olduğu iş etik olmasa da bu kadar önde gelen gazetecileri, bu kadar önemli olan gazetecileri kullanabilmek herkesin harcı değil dediğim gibi. Detayları anlatmaya çalışayım sevgili dostlar. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe oyuncu için 6 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etmiş. Onun haricinde oyuncu tarafın 2,5 milyon euro maaş, aynı zamanda menajerine de 2 milyon euro civarında bir ödeme yapmayı kabul etmiş. Eğer bu rakamları dediğim gibi Twitter hesabından da yazdım. Eğer Fenerbahçe bu rakamları kabul ettiyse, ödemeyi taahhüt ediyorsa güle güle kullansın João Pedro'yu. Galatasaray'ın bu rakamları verme ihtimali yok. Galatasaray'ın anlaşmış olduğu rakamları da tekrar edelim. Galatasaray kulübüyle, Cagliari kulübüyle 4 milyon euro civarında bir 4 milyon euro civarında bir bonservis bedelini anlaşma sağlamıştı. Aynı zamanda oyuncuyla da 2,1 milyon euroya yıllık net ücret bazlı 3 yıllık kontrat konusunda anlaşmıştı. Oyuncunun menajeriyle de Galatasaray 650-750 civarında, 650 bin 750 bin civarında bir ücrete menajerlik komisyonuna anlaşmaya varmıştı. Ama bir anda oyuncunun menajeri bu talepten 2,5 milyon eurolara kadar çıkan bir talep oldu. Yani menajerlik ücretini 2,5 milyon eurolara kadar çıkardı. Erden Timur'da çok net bir cevabı vardı. Biz sizinle ilk etapta konuştuğumuz rakamlardan 1 euro dahi fazlasını vermeyiz. Bu rakamları kabul ediyorsanız kontratı imzalarız. Bu rakamları kabul etmiyorsanız da biz bu transferden vazgeçeriz mesajını verdi Galatasaray. Ve şunu da Erden Timur çok net bir şekilde söylemiş. Hiçbir menajer futbolcusundan daha fazla kazanamaz. Çünkü baktığımız zaman burada João Pedro'nun 1 yıllık ücretinden daha fazla talep eden bir menajerden söz konusuyuz. Böyle bir menajeri konuşuyoruz. Dolayısıyla da hiçbir transfer sürecinde böyle bir gelişme, böyle bir done göremezsiniz. Dolayısıyla Galatasaray'da bu rakamları kesinlikle ödemeyi planlamıyor. Menajer de Galatasaray'dan ne kadar fazla koparırım kârdır mantığıyla Fenerbahçe haberlerini medyaya sunmuş durumda. Ama bu kadar önemli, bu kadar İtalyan basınında önde gelen Fabrizio Romano, Di Marzio gibi gazetecileri kullanabilmesi de gerçekten çok çok ilginç. Dediğim gibi tekrar ediyorum, ben kesinlikle bu işin bir menajer oyunu olduğunu düşünüyorum. Böyle de bilgileri edindim. Zaten onu da bugün defaatle Twitter hesabından takip eden arkadaşlar da bilirler. Yazdım her defasında. Dolayısıyla menajer bu gazetecileri kullanıyor. Bu gazeteciler üzerinden bir plan program yapıyor. Galatasaray'dan 700 bin euroyu kabul etmeyeyim de 1,5 milyon euro alayım. 2,5 milyon euro alamazsam 1,2 milyon alayım niyetinde. Yani ne kadar fazla bir euro bile fazla koparsam kârdır mantığıyla çalışıyor. Ama Galatasaray dediğim gibi çok net ilk etapta anlaşmış olduğumuz rakamlardan daha fazlasını vermeyeceğiz. Bu rakamları kabul ediyorsanız bu anlaşmayı imzalarız düşüncesinde Galatasaray. João Pedro ile alakalı transfer süreci böyle. Taraftarımızdan da bu konuyla alakalı bir ricam var arkadaşlar. Lütfen yangın yapmayalım. Eğer Fenerbahçe dediğim gibi tekrar ediyorum bu rakamları eğer veriyorsa, bu bir menajer oyunu değilse gerçekten Fenerbahçe bu menajerlik ücretlerini, bu yıllık ücretleri, bu kariyer kulübüne bonservis ücretlerini vermeyi kabul ediyorsa buyursun alsın João Pedro'yu tepe tepe kullansın. Dediğim gibi Galatasaray asla bu rakamları vermemeli. Dolayısıyla sizler de taraftar olarak lütfen bu konuyla alakalı, diğer konularla alakalı tabii ki eleştiriler yapabilirsiniz ama bu konuyla alakalı eleştiri yapmamanızı sizlerden rica ediyorum sevgili dostlar.
Evet arkadaşlar, evet sevgili dostlar, Galatasaray'ın transfer gündemini, Galatasaray'la alakalı son dakika gelişmelerini konuşmaya, anlatmaya çalıştığımız bir yayının daha sonuna geldik. Sizlerden ricamı tekrar edeyim sevgili dostlar. Lütfen kanala abone olup bildirimleri açalım ve şu videodan çıkmadan, şu ilk gösterim tamamlanmadan lütfen bir like bırakalım. Çok basit bir şekilde like butonuna basmak çok basit bir iş, bedelsiz. Bedava olan bir iş. Lütfen mutlaka bir like bırakalım. Onun haricinde dediğim gibi Twitter hesabından çekilişle alakalı detaylara bakabilirsiniz. Süper chat, süper sticker gönderebilirsiniz. Kanala katıl üyesi olarak bizlere destek verip emeğimizin karşılığını maddi olarak da karşılamak isteyen arkadaşlar bu manada bize destek olabilir. Tabii ki bunlar dediğim gibi arzu ve istekle olacak işler. Bu konuda bir zorlama yok ama beğeni konusunda bedelsiz olduğu için sizlerden tekrar tekrar rica ediyorum. Lütfen yayından çıkmadan mutlaka bir beğeni bırakalım sevgili dostlar. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Yeni günlerde, yeni videolarda, yeni haberlerde inşallah görüşmek üzere. İyi günler, iyi akşamlar dilerim.